Merhaba, yerel seçimlerin ardından Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyonu düşürme odaklı ekonomi politikalarının devam edeceğine yönelik açıklamalarda bulundu. Mevcut politika bileşiminin korunacağına dair beklenti ve yabancı yatırımcının artan risk iştahı, yurt içinde bankacılık endeksini sürükleyen unsur oldu. BIST 100 endeksi haftalık %2,4 yükselirken, bankacılık endeksindeki haftalık artış %9,9 oldu. Mart ayında yıllık enflasyon beklentilerin altında bir seyirle %67,1'den %68,5'a yükselirken oynaklık gösteren grupların dışlandığı çekirdek C enflasyonu beklentileri hafif aştı. Enflasyonun ana eğilimi temel mal hariç diğer gruplarda Şubat'a göre daha ılımlı bir seyre işaret etti. Mart ayı enflasyonunun ardından Nisan ayında Merkez Bankası'nın ilave faiz artırımı gerektiğini düşünmüyoruz. Enflasyonun Mayıs ayında zirveyi gördükten sonra yılın ikinci yarısında gerileyeceğini ve yıl sonunda %48'e ineceğini tahmin ediyoruz. Mart ayında dış ticaret açığı yıllık 0,9 milyar dolar gerileyerek 7,5 milyar dolar oldu. İhracat ve ithalat yıllık bazda daralırken ithalattaki küçülmede enerji ve altın hariç ara malı ithalatı rol oynadı. Dış ticaret açığındaki iyileşme önceki aylara göre daha sınırlı kaldı. Mart'ın son haftasında net uluslararası rezervler haftalık 0,2 milyar dolarlık yükselişle 15,4 milyar dolar oldu. Aynı haftada yabancıların hisse senedi, tahvil ve Eurobond yatırımları 0,1 milyar dolar arttı. 29 Mart haftasında tüzel kişilerin YP hesapları 3 milyar dolar azalırken gerçek kişilerin hesapları 0,3 milyar dolar yükseldi. Hafta içinde Reuters'ta yer alan bir habere göre 5 Nisan haftasında yurt içinde gerçek kişiler döviz azaltırken yabancı ilgisi oldukça güçlüydü. Mart ayında küresel bileşik PMI 52,1'den 52,3'e yükseldi. ABD'de imalat sektörüne ilişkin öncü göstergeler ve fiyat artışı alt endeksleri de güçlü açıklanıyor. Hafta başında olumlu seyreden risk iştahı hafta sonlarına doğru Minneapolis Fed Başkanı'nın enflasyonun yatay seyretmeye devam etmesi halinde bu yıl faiz indirimi olmayabileceğini söylemesi ve Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle Brent petrolün varil başına 90 doları aşmasıyla zayıfladı. Hisse senetleri değer kaybetti. Küresel ölçekte oynaklık göstergesi olarak takip edilen VIX endeksi son 5 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Mart ayı sonunda %4,20 olan 10 yıl vadeli ABD tahvil faizi 5 Nisan'da %4,30'un üzerinde seyrediyor. Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda'nın bu yıl ilave faiz artırma olasılığından bahsetmesiyle Japon yeni dolar karşısında değer kazandı. Önümüzdeki hafta pazartesi günü yurt içinde sanayi üretim endeksi, yurt dışındaysa ABD'de enflasyon ve Mart FOMC toplantısının tutanaklarıyla Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı takip edilecek. ECB'nin faizi değiştirmesi beklenmiyor ancak faiz indirimlerine yönelik ipuçları piyasaların radarında olacak. Salı günü başlayacak bayram tatiliyle 9-12 Nisan arasında yurt içinde piyasalar kapalı olacak. 15 Nisan'la başlayan haftada yurt içinde işsizlik oranı, merkezi yönetim bütçesi, perakende satış hacim endeksi, cari denge ve piyasa katılımcıları anketi takip edilecek. Şubat ayında cari açığın yıllık 5,5 milyar dolar gerileyerek 3,5 milyar dolar olmasını bekliyoruz. Ayrıca aynı hafta küresel piyasaların gündeminde Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın da katılacağı IMF'nin yıllık toplantılarıyla ABD'de perakende satışlar ve Japonya'da enflasyon olacak. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.